ölü kalpleri şirkle bulaşmış, günahlarla karışmış, ayetten, hadisten, vahiyden habersiz, gafil ve cahil, kendisini yaratan Allah'ı bilmeyen, bu nimetlerin sahibi kim diye düşünmeyen, hayvanlardan aşağı davarlardan beter. Ülâke kelen âmü belûme dal diyor Kur'an. Onlar davarlar gibidir. Daha da sabıktırlar yol bakımından. Niçin? Ölezine kefaru temettuun kulun kemate kullen e, kafirler yiyorlar, içiyorlar, yaşıyorlar. Avrupa Birliği, bilmem ne, Amerika, Rus. Bütün dünyanın yavruları. Altı, altı buçuk milyar yakın belki fazlası var. Kafir var dünyada. Bunlar yaratanı tanıyorlar mı? Bunlar Allah'ı biliyorlar mı? Bunlar nimet sahibini tanıyorlar mı? İki rekat namaz kılıyorlar mı? E, Alından secdeye koyuyorlar mı? Taharet, gusül, abdest bir şey biliyorlar mı? Yok. E ne gibi? Orman mahsulleri. Tavarlar gibi diyor. Ondan sonra ki tavarlar daha medenidir. Pek ormanda da olmazlar yani. Daha bir bakımlıdırlar yani. Onlar gibi yerler içerler diyor. E niye bir insan bir önüne yemek, ekmek, çorba geldiği zaman bunu Rabbim yarattı. فَلْيَنْظُرِ insan la تَعَامِ İnsan yediği yemeğine bir baksın Allah buyuruyor. E bakmadan yenmez ki tabii ki bakıyorum. Sen niye bakıyorsun? Tavarın baktığı gibi hangi ot daha efendim yeşil, hangisi kuru, hangisi sarı, hangisi yeşil, hangisi lezzetli. Hayvan da ona bakıyor. Sen de bakıyorsun işte efendim çeşitler var, sofralar düzülmüş. Hangisinden yiyeyim bakayım canım neyi çekiyor falan. O, o bakış da hayvan bakışıdır. İnsan neye bakacak? Enna sabemin el sabba. Allah buyuruyor biz o suyu bolca döktük. Yeterli derecede mahsul yetiştirecek derecede suları döktük. Bak ne yağmurlar yağdı dün gece. Ne yağmurlar yağdı hem efendim zararsız, zevalsiz, sel yapmıyor, bir şey yapmıyor ama yani yoldan gelenler teraviye buraya bazı arkadaşlar yanıma geliyorlar, cemaat yapıyoruz. E i̇şte efendim dediler böyle güzel bir yağmur görmedik. Yani hakikaten kulların ihtiyacına cevap verecek gibi yağdı. Bu arada hayvanların da ihtiyacına cevap veriyor. Susuz ne olur? Bak suyu diyor biz diyor Rabbim kurban olduğum Allah. Bir ay evvel 15 gün ve bir ay evvel işte 30 Bilmem 35 kaldı, bilmem ne kaldı işte. Söylüyorlardı barajlar sinyal veriyor, bilmem ne Ramazan Şerif'ten evvel işte yani. Ramazan Şerif'ten evvel çok kurak. Ramazan Şerif'e böyle rahmetun, başı rahmettir. Başı rahmet olduğu için kurban olduğum ayın rahmet zaten. Kur'an'da yağmurun adı rahmet diye geçiyor. Ve en şur rahmet hamid. Allah rahmetini neşreder diyor. Yani ümidi kestikten sonra kullar ta yağmayacak herhalde battık çıktık. Taharet bile yapamayacağız, kokacağız, kokuşacağız, mikroplaşacağız diye derin derin düşünmeye başlamıştık yani. O arada diyor ve böyle diye o Allah ancak o zattır ki yünezzilül gayte min ba'di makaratu. Kullar ümidi kestikten sonra gayet. Orada da gayet. medet, imdat, yardım. Hep bu kelimeler tabi Arapça, yardım Türkçe. Yardımını indiriyor diyor. Çünkü yağmur yardım, en büyük yardım. Yağmursuz bitti. Ne ekonomi, ne bilmem ne, ya yani ne, şey ne. Tank sanayi, füze sanayi, İHA, siha. ne yapacak yağmursuz? Yağmur olmadı mı adam kalmaz ki Canlı kalmaz. Ondan sonra ne yapacaksın teknoloji? Onun için en büyük rahmet yağmurdur. Ve şu rahmet o Allah rahmetini neşreder. Yağmur işte. Onun için ve <laughs> şey Ramazan öyle bir vaadir ki evvelu rahmetün. başı rahmet işte İlk on gün rahmet. Nasıl bir Allah'ın acımasının eserleri zuhur etti görüyor musun? Ondan evvel ümidi kesmiştik. Oturup zır zır ağlayacak yere. Halbuki biz dedik zır zır ağlamayın ya. Ne yapacağız? Yağmur duası yapalım. Yine dalga geçtiler. Yine dalga geçtiler. Bunlar inşallah kaldı. Bunlar ancak yağmur duası yapıyor. Diyor. O solcu şeyler. Solcu sadece fark etmiyor. Dinsizlik hepsi bir. El küfrü milletü mahide. Küfür tek millettir. Bazı sağcılarda da ne kafirler var. Yani o televizyonlarda çıkıyorlar. Ya diyorlar barajlar. E ne yapalım? Su yaratamayız. Buluta bomba attınız. Tayyip Bey İstanbul Belediyesi'ne gelmeden evvel CHP zamanında buluta bombalar attınız. Fos çıktı. Bir damla yağmur inmedi. Sonra Mahmud Efendi Hazretlerimiz, e, Sallallahu Aleyhi Hazretleri, e, Göneli Mehmet Efendi Hazretleri, ondan sonra diğer bazı zevat, alimler, salihler, veliler Fatih Camisi'nin avlusunda toplanıldı. Biz de tabi cemaatin içerisindeydik. Bir yağmur duaları yapıldı. Hemen yağdı. Ondan sonra Üstadımız Muhammed Efendi Hazretleri Yuşa Tepesi'ne çıkıldı. Hac Salih Efendi Hazretleri gelmişti. Ne kadar hep oruca niyet edildi. Herkes oruç ağzına talebeler getirildi Sabri Sibyan. Ondan sonra bir dualar yapıldı. Üç kere çıkıldı. Yani bu dediklerim 30 sene evvel. konuşuyorum? 30 seneden de biraz fazla. Ondan sonra hemen yağıyordu. Yağmurlar, hep araçlar doldu. E onun için sen işi Allah'a kal. Tabii Allah'a kalacak. Allah'tan başka kimimiz var? Yaradan o, yaşadan o, yediren o, içiren o Allah. Celle Celalu. Onun için Allah bilmez adamlar yani. E şimdi rahmet. Onun için Ramazan ilk 10 günde 100 kere ne okuduk? Ya Rahman Ey acıyanların en merhametlisi. Anamızdan babamızdan çok acıyan Allah diye. Size söyledim ha şimdi 10 14 olmuş. Yarın 15 ikinci faslı söyleyemedik. İşte sohbetler kısıttı yani 45 dakikada Tabii ki siz de iftara, oruç ağzınasınız yani. Çok da uzun sohbetlere tahammül yok. iki saat evvel başlasak yani. Bundan dolayı e şimdi vevsatu mağfiretün ortası mağfiret. Mağfiret günahların affı safhasındayız şu anda. Bütün günahlarımız dökülecek. Bir senelik. Geçen sene Ramazan'dan bu Ramazan arası silinecek. Bu orta fasılda. Tam da ortasındayız şimdi. Bu gece 15. gecesi yani 15. mesela. 13'ün 100 kere ne okuruz? Ya gaffara zünub. Ey günahları çokça mağfiret eden al. Ya gaffara zünub. Ya gaffara zünub. Ya gaffara zünub. Estağfurullah da dersin arada falan. E zaten şimdi güneş batmaya yakın. 70 kere estağfurullah diyenin güneş batarken günahlarını da batırır. 700 günahıyla batar. Yani siler. E bir insan diyor sallallahu aleyhi ve sellem bir benim ümmetim de diyor bir gün içerisinde hem de Ramazan gününde hem de oruç ağzına 700 günahtan fazla bu saate kadar yapmış ola, olamaz diyor inşallah diyor. İnşallah diyor yine sallallahu aleyhi ve sellem. İnşallah yapmamıştır diyor yani. Çünkü yapabilen de var yani ha. Ee, şey gibi ne onun adı. Ee, seri imalata geçmiş fabrika gibi günah üretimi yapan e, maalesef kardeşlerimiz, vatandaşlarımız da var. Belki biz de onlardan biri olabiliriz. Bazı kereler Allah bizi de muhafaza etsin. Allah hepimizi celle celaluhu affetsin, muhafaza et etsin. Şu anda ya yüz kere ya gaffara zünub, ya gaffara zünub. Ortası mağfiret. Onun için Rabbimiz tebareke ve şu mübarek nazik saatlerde efendim işte rahmetlerimizi yağdırıyor, yağmurlarımızı yağdırıyor, yaratıyor, yaşatıyor, yediriyor, içiriyor ama adam davar gibi oturmuş sofraya bu suyu kim döktü? Bunun yağmurunu kim yağdırdı? Tüm meşakkat ne da Şakkan. Bir insan diyor yiyeceğime baksın. Hayvan gibi bakmasın affedersiniz. İnsansın sen. Mükellefsin sen. Vahiy gönderilmiş sana. Kur'an indirilmiş sana. Cibril gönderilmiş senin peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem vahiy getirsin diye. Ölü kalpleri etsin diye. Onun için ruhul emin diyor. Ruhul emin indirdi onu. Alâ kalbi ki Habibim senin kalbinin üzerine diyor. İşte o peyderpe indiriliş. Ona tenzil deniyor. O farklı. Kur'an iki işte veci var. Oraya geldik. Niye Cebrail aleyhisselamın bir adı da ruhtur? Çünkü ölmüş kalpleri vahiy getirdiği, vahiy dirittiği için Nerede? iman edenin kalbi dirilir. İman etmeyen, İslam'a girme kalbi dirilir mi? Kalbi diri, kalbi ölü adam. Kafirlerin kalbi ölü, münafıkların kalbi ölü, fasıkların kalbi ölü. Yani alenen büyük günahlar işleyen, hiç tevbe de etmeyen, hiç tevbe de etmeyen, kul günah, olmaz ama hiç olmazsa tevbe istifade ediyoruz da. Bu hiç tevbe istifade etmeyen Müslüman adam inkar da etmiyor hani kafir de diyemiyorsun ama o zaman fasık oluyor fasık da taattan haric olmuş, huruc etmiş, Allah'a taattan çıkmış demektir. Çok tehlikeli bir vasfı var, sıfatı var. <laughs> Ne'ûzu billâh, iman söyleme tehlikesi var. Onun için sen burada e, insan olmak istiyorsan, e, Allah'ını bilen biri olmak istiyorsan, efendim evvela Müslüman olacaksın. Çünkü Allah'a inanacaksın, isimlerini, sıfatlarını bileceksin. Ondan sonra ayetlerini düşüneceksin. Efendim, sümme neler nelerde şakka. Sonra bir toprağa nasıl yardık? Bak bir filiz tohum atıyorsun. O tahım ne kadar e, efendim tohum e, küçük bir şey. Ondan sonra ondan filiz çıkıyor. Görüyorsunuz herhalde. Saksıya bile bir şey ekiyorsun bir saksıda da çıkıyor. Filiz, filiz. Ne kadar ince, ne kadar hassas. Efendi Hazretleri öyle derdi. Karınca bassa kırılır. Yani veyahutta o kadar küçük çıkıyor yani. Sonra tabii biraz büyüse bile ona da kedi bassa kırılır. İnsana ver, Kedi bassa kırılır. O kadar ince bir şey. Peki toprak sert. Kayadan çıkıyor ya. Sert kayadan filiz çıkıyor görmüyor musunuz? Ağa çıkmış. Çam ağaçları var kayaların içinde. Kayanın içinden çıkıyor. O da bir efendim filizlenmeyle başladı. E nasıl o filiz o kayayı yardı çıktı? E Mevla buyuruyor ki biz yardık. Şakak ne ya, biz yardık. Her yerde bizim kudretimizin eseri var. Hiçbir şey kendi kendine olmuyor. Mantar gibi diyor kendi kendine bitti. mantar kendi kendine bitti? Mantarı da yaradan ancak Allah. Ne kadar faydalı bir şey bu. Faydalar ona kim koydu? Sümme şakak zehirlisinden sabit sakın Allah mahsus önüne geleni de yemeyin. Sümme Sonra toprağa diyor tam manasıyla yardık. Çünkü az bir yarsak falan mahsul güzel vermez. Tohumun filizi tam çıkmaz. Ondan sonra da buğday arpa bitmez. Fembetna biz bitirdik. Yani yetiştirdik. Fiha o toprakta ben taneleri. Buğday, arpa, sayda say. Hepsi tane. Taneli hububat yani. Hububat zaten habbeden girer. Habbe tane demek. Taneler. Ve üzümler. Ve kadven yoncalar. Yeşillikler işte salatalıklar şunlar bunlar. E efendim. E onlar zaten biz de, bizim de yediğimiz var. E hayvanlar yiyor. Hayvan yemese nasıl süt verecek? Sütü sen içiyorsun. Ondan kaymak, tereyağı, yoğurt neler yapıyorsun? O yoncalardan işte bu iş. O yonca olmasa hayvan ne yiyecek? Ve zeytünen, zeytinler yetiştirdik. Ve nehlen hurmalar yetiştirdik. Ve hidayete bağlar bahçeler, bostanlar yetiştirdik. Hulben ağaçları sık, ürünleri sık. Arasına giremiyorsun. Bazı kere ayağın sokamıyorsun. O kadar sık yetişiyor ve türlü türlü meyveler ve ebben mer'aler, mer'a bütün işte hayvanlar için metha'allekum sizi yaşatmak için, size fayda vermek için Allah buyurur. Bir de öyle hayvanlarınıza koyun, keçi, efendim inek, deve neyse tavarlar. Sekiz onlar oluyorlar erkekli dişili. Efendim sekiz çift. Tavarlarınız için. Çünkü neden onlar size lazım. Onlar da e, ot yemeseler et bit onlarda da et bitmeyecek. E et sizin de et ihtiyacınız var. Hayvani gıda ihtiyacınız var. Onun için hem onların etlerinden yüz hem sütlerinden her şeylerinden faydalandırmak için sizi ben yapıyorum Allah buyuruyor. Böyle bir Allah var Celle Celaluhu. Sen gelmişsin oturmuşsun. İftarı hanım hazırlamaya başlamış. Sofrayı bilmem ne. Sen oradan efendim şunu koydun mu? Bunu koydun mu? Efendim taze pide var mı? Bilmem ne. Çorbalar aman sıcak olsun tuzunu ayarla, dibini yakma tutturma, ahkem kesiyorsun. Beyefendi gelmiş. Kadın oruçlu. Ondan sonra sofraya getir oturuyorsun. Böyle bir bakıyorsun işine gelen gelmeyen efendim zengin fakir fark eder tabii sofradaki mekülat Ama ondan sonra ya bunu bir yaratan. Bu sofraya bu nasıl geldi ya? Bu sofraya bu nereden geldi? Bir dilim ekmek o sofraya gelene kadar ona kim müsakkar kılındı. Kimler hizmet etti o ekmeğin senin sofrana gelmesi? Nihayetinde bu hizmet sana olmuş oldu. Çünkü Allah Teala öyle buyuruyor. <laughs> وَسَكَّرَ لَكُمْ شَمْسَ Güneş ayı sizin emrinize, hizmetinize verdim. O güneş ay olmasa da önüne ekmek gelir mi? Güneş olmasa hiçbir şey yetişir mi? Donarsa, buzul olursa, efendim, nereden buğday yetişecek? Nereden ekmek olacak fırından sana gelecek? Sen ne diyorsun ya? Ne buyuruyor? Hafız e, Sadi olacak. Şirazi de olabilir. Onlar biraz birbirine benziyorlardı, eserlerde birbirine benziyor yani. Evet. Tatunani be kefari ve be, be ne de birinci mısrasını işte aklıma geldi. Ebrubadu mehu hurşidu felek der karen. Tatunani be kefari ve be, be ne khori. Farsça çok tatlı akıştı edebiyat ve ebyat dilidir. Ee, Efendimiz Kattesallahu aleyhi ve sellem çok okurdu bu beyti yani. Bak Ebru Bulut. Efendim bulutlar, rüzgarlar, aylar, güneşler, Hurşit güneş demek Farsça'da. Bak bulut, rüzgar, güneş, ay hepsi bir iştedir, çalışıyor. Hiç boş duran yok. Herkes işini yapıyor. Niye? Ta ki sen nan ekmek demek bir ekmeği nankör diyorsun ya nankör işte nankör o demek nan ekmek ekmeği görmeyen yani ben sana iyilik yapmışım ekmek vermişim sen de bana iyiliğime karşılık kötülük yapıyorsun yani nankör nan ekmek ekmeği görmüyorsun yani yaptığım ek verdiğim ekmeği yani ha sen efendim bir ekmek eline alasın da onu gafletle yemeyesin çünkü 360 tane aracı var ta efendim bulutları sevk eden melekten başlıyor o meleği biz görmüyoruz çünkü Rahat isimli melek var, melek, e, bulutları sürüyor, yürütüyor. Ondan sonra bulutlardan yağmuru boşaltıyor, döküyor mesela. Rahat suresi var Kur'an-ı Kerim'de. O melekten başlıyor, o buluttan geliyor, oradan yağmurdan, oradan topraktan vesaire. vesaire. Güneşin burada ayın Yıldızların renklerinin bile yediğimiz ekinlerde etkisi var. Yıldızların, gezegenlerin renklerinin, yani ışıklarının vurmasının bile. Sen ne zannediyorsun? Ona göre araya gelmiş gelmiş gelmiş, 360 sayıyor artık onu. E şu anda onları tabi kafamda değil. 360. Sonra ne geliyor? Şimdi bir de ne çıktı? Bir de fırıncı çıktı. Çünkü neden? Evvelce sen evde yapıyordun onu buğdayalım. E şimdi bir de fırıncı hazır ediyor. 61 oldu. 361 oldu. Ondan sonra bir de bakkala markete geliyor. 362 oldu. Bir de kapıcı kapına kadar getiriyor gidiyor alıyor. 363 oldu. Yani bu kadar nimet. Sen şimdi bunu gafletle mi yiyeceksin? Öyle bakıyorsun. Efendim ee, yemekleri seçiyorsun. Ya bunu nasıl yarattı Allah nasıl? Bunun suyunu nasıl yağdırdı? Efendim buna kimleri hizmetçi etti bu işe de? Ondan sonra bu benim önüme geldi taze taze sıcak yiyorsun. Veyahut da taze yemesen de bayat yesen de ne olacak? Bayat daha sağlıklıdır yani. Sıcak iyi değildir mide için. Efendim el lezze el harara fi, fi lezze el lezzetü fil harara vel fil, fil murude. Lezzet hararettedir yani sıcak çorba, sıcak ekmek, sıcak pide bunlarda lezzet, tadı fazla olur ama bereket olmaz. Hatta midede oturur, zarar olur. <laughs> Efendim, de bir gün yemek yeriz Mekke'de yani bir şey yedik işte öyle sıcak mı ne oldu? Ya dedim mideme oturdu dedim, çok şakacıydı, latifeciydi sallallahu aleyhi ve sellem öyle dedi. Ya nereye oturacaktı? Ya yani şimdi ağzından yediğim bir şey mecbur miden oturacak ama tabirde öyle denir hani mideme oturdu derken haz mı zor oldu mu ağzına yani? E şimdi e onun için hararette sıcakta lezzet var ama soğukta bereket var buyuruluyor e bereket var yani biraz hepten soğuk manasında konuşmuyoruz buzluktan çıkar yani biraz ılık ılık şeyinde falan ama sen bunları yer yahu biraz Allah'a düşün yahu bir yaradanı düşün kurban olduğum Allah var ya.